Nazlı. Buyurun sultanım. Nigar'ı bul, yanıma getir. Emredersiniz. Kapat kapıyı, kapat. Korkma canım. Korkma, ben buradayım. Ne olacak ağam? Şimdiye kadar olduğu gibi sen bakacaksın bu kızcağıza. Her ihtiyacınızı ben karşılayacağım. Ay maşallah. Ne de güzelmiş. Tıpkı anlasın. Sultanım. Gel Nigar. Yaklaş. Anlaşılan meseleyi öğrendiniz. Hangi meseleyi? Hatice Sultan çağırdı beni. Saraya gittiğimde İbrahim Paşa oradaydı. Sonra Rüstem Ağa geldi. Beni Rüstem Ağa ile evlendireceklermiş. Haberin var mı? Paşa'nın seni hala sevdiğini düşünüyor musun? Seni bulduğumda buhran içindeydin. Acıdan sesin, soluğun kesilmişti. Evladını almışlardı elinden. Bunu neden hatırlatıyorsunuz sultanım? Canımı yakmak istiyorsanız beyhudedir. Zira benim yanacak canım yok. O halde yeni bir cana ihtiyacın var. Bağışlayın sultanım. Fakat ne demek istediğinizi anlayamadım. Rüstem Ağa'yla evleneceksin Nigar. Ağlanıp sızlanacağına ondan bir evlat doğurmaya bak. Seni iyileştirecek tek şey bu. Beni bunu söylemek için mi çağırdınız? Kes şu oyunu Nigar. Rüstem Ağa'ya nasıl alaka gösterdiğini biliyorum.
Bu evlilik bir cezadan çok mükafat oldu sana. İstikbalı olan bir bey. Rüstem'e ile evlenirsen elin güçlenecek. Hem de düşmanlarına yakın olacaksın. Fakat merak ediyorum doğrusu. Nasıl çıktı bu karar? Bunu ben istedim sultanım. Paşa'ya beni Rüstem Ağa'yla evlendirin. Hiç değilse bunu bana borçlusunuz dedim. Sustu. Cevap vermeden gitti. O an beni kıskandığını sandım. Asla bu evliliğe izin vermeyeceğini düşündüm. Ama yanıldı. Bu evliliğe güvenme Nigar. Neticede bitmesin üç lafa bakar. Boş ol. Boş ol. Boş ol. Hünkârım, müsait değilseniz ben daha sonra... Gel paşa. Ben de Ebu Suud Efendi'nin yazdıklarına göz gezdiriyordum. Bir an evvel divanı toplayıp bu hususları görüşün. Evet. Fransa elçileri ne diyor, ne istiyormuş Fransa bizden? Hünkârım, ben de size bu mevzuatla ilgili malumat vermeye gelmiştim. Evvela Kapudan Paşa Hızır Reis'le görüşüp Ceneviz'i kuşatmak için destek istemişler. İttifak mı istiyorlar? Papa'dan korkmuyorlar mı? Hünkârım, önceki yıl Papa Clement ile Kral François Marsilya'da buluşup siyasi bir evlilikle Şarken'e karşı güç birliği sağladılar. Ki akabinde François'un oğlu Henry ile Papa'nın yeğeni Catherine de Medici evlendi. Floransalı Medici'lerle. Doğrudur hünkârım. Yıllar evvel ölen eski Floransa Bey'i ve Urbino Dükü Lorenzo di Medici'nin kızı. Onunla aynı adı taşıyan dedesine muhteşem Lorenzo derlermiş. Kafir de muhteşem olmak ne kolay. Zannedersin ülkeler fethetmiş. Dede Lorenzo Medici şairlere, sanatkarlara, alimlere pek cömertmiş. Hatta yaptırdığı eserlerle Floransa'yı donatmış. Bundan mütevellit muhteşem diye anılır. Ondan sonra gelen beye de tarihsiz Piero denmiştir. Hünkârım, bence sizin de adınızı taşıyan nice eserler yaptırma vaktiniz geldi. Hayallerimi anlayacak bir mimar bulabilirsem... öyle eserler yaptıracağım ki... dünya durdukça onlarda duracak. Cümle alem hayran kalacak. Nigar'ın kızını emniyetli bir yere aldım sultan. Güzel. Kimse bilmeyecek bunu. Nigar hatun. Bilhassa o bilmeyecek Sümbül. En azından istediğimi alana kadar. İbrahim Paşa'nın nerede olduğunu öğrendin mi? Saraydalar sultanım. Hünkârım, malumunuz İtalya'da 20'den fazla prenslik var. Fakat bir birlik yok. Machiavelli adında bir kafir, prens isimli bir kitap yazıp Lorenzo'ya ithaf eder. Ondan İtalya'yı silahlandırıp ülkedeki bütün yabancıları kovarak birlik sağlamasını ister. Fakat denen o ki kitapta öylesine ahlaksız öğütler varmış ki Machiavelli ölene kadar kitabı ortalığa çıkaramaz. Bu kitabı derhal buldur paşa. Buldur ki ne yazmıştı bunca sene saklanmış görelim. Fransızlara gelince görüşmelerine devam et. Şarken'e karşı François'yu desteklemeye devam edeceğiz. İlaveten Luther ve Papa Clement'i unutma. Hristiyan alemindeki bu ayrılığın derin bir uçurum haline gelmesini sağlamalıyız. Siz nasıl arzu ederseniz. İbrahim Paşa, bu evlilik meselesi nedir? Rüstem'le Nigar Hatun'u evlendireceğin söylendi bana. Doğrudur hünkârım. Hatice Sultanımızın takdiri.
Rüstem Ağa. Nereye kayboldun Perçem Ağa? Kaç defa sual ettim seni. Hürrem Sultanımıza refakat etmem icap etti ağa. Hayırdır? Fatih'te bir eve gitmek istediler. Bir çocuk var orada. Ne çocuğu? Sultanımıza ne alakası var? Nigar Hatun'un kızı. Yaşıyormuş ağam. Destur! Sultanım. Rüstem Ağa, söyle atımı getirsinler. Emredersiniz sultanım. Binecek misiniz? Hayır, sadece görmek istedim. Anladım. Ramazan Ağa. Nigar'la evleniyormuşsun. Anlaşılan çok da memnun değilsin. Ne haddime? Öyle münasip görüldükten sonra. İbrahim Paşa. Sultanım. Epeydir karşılaşamıyorduk. Afiyettesinizdir inşallah. Seni gördüm, daha iyi oldum. Hünkârımız için geldiyseniz buyurun. Firuze Hatun yok, yalnızlar. Ne güzel söyledin. Firuze yok. Ama Nigar var, öyle değil mi? Onu Rüstem'le evlendirip kutlayabileceğini mi sanıyorsun? Yoksa düzmece bir evlilik mi bu? Boşatıp tekrar yanına mı alacaksın? Üstünüze vazife olmayan şeylere karışmayın. O gün ne olduğunu biliyor musun? Hangi gün? Nigar'ın doğum yaptığı gün. Bir kızınız olmuş, ölü doğduğu söylendi. Sen de inandın, daha doğrusu inanmayı tercih ettin. Kim ne derse desin, Hatice Sultan bir sahibinin canına kıymaz. Haklısın. Ben de inanmıyorum. O kadar zalim olamaz. Bu vaziyette geriye iki ihtimal kalıyor. Ya söylediği gibi ölü doğdu, ya da bir yerle de nefes almaya devam ediyor. Paşa. Sevdiniz mi? Evet. Bir hayli güzelmiş. Kimin bu? Benim atım. Doğduğu günden beri kendi ellerimle beslerim. Adı ne? Butomir. 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 Evet, doğru. Bir manası var mı? Doğduğum yer Butomir. Aslen Hırvat'ım ben. Hırvatsın demek. Nasıl peki? Oralar güzel midir? Hatırladığım kadarıyla güzeldi sultanım. Nehirler, ormanlar. Bütün gün domuz dolaştırdığım için araziyi avucumun içi gibi bilirim. Domuz mu? Evet, babam domuz çobanıydı. Ben de ona yardım ederdim. Ailen hala orada mı? Bir malumatım yok sultanım. Ayrıldığımda 9 yaşındaydım. Bir daha da hiç dönemedim. Uzun yele. Hı, gel bakalım. Arzu ederseniz eğer vuralım, biraz dolaşın. Lüzum yok. Müsaade edin, bu korkunuzu yenmenize yardımcı olayım. Sonra. Nasıl arzu ederseniz. Gel. Mühim olduğunu söylemişsiniz. Yoksa Hatice Sultan'a... Yok yok. Yok, telaş etme. Başka bir şey için çağırdım seni. Bir süredir aklımı kurcalayan bir şey var. Bana yardımcı olmanı istiyorum. Yapabileceğim bir şeyse...
Hatice Sultan'la senin münasebetin malum. Gizlisi saklısı yoktur senden. Bir dedikodu sarayda almış yürümüş. Derler ki Nigar'ın doğurduğu çocuk yani benim evladım. Ölü durmamış. Hatice Sultan vermiş ölüm emrini. Paşam, siz bu dedikodulara itibar etmeyin. Sultanımız karıncayı bile incitmezken bir Sabi'nin mi kanına girecek? Bu imkansız. Bizzat ben şahidim. O günahsız ölü doğunca defnedildi. Bu halde bir mezarı var. Değil mi? Neden sual ediyorsun? Üfem! Benim bu hakikati bilmem lazım. Nerede o mezar? Şeker ayağı söyleyen zencefil şurubu hazırlasın. Başımın ağrısı daha geçmedi. Emredersiniz sultan. Cihangir'in ballı sütü de unutmasınlar. Nazlı! Nazlı! Buyurun sultanım. Şehzadelerim nasıl? Odalarındalar sultanım. Şehzade Cihangir ise burada değil. Ne demek burada değil? Siz hamamdayken kirazağa geldi. Hünkârımız görmek istemişler. Hazırlaya mı gitti? Esma men Cihangir hast. Pesare? Pesare Sultan Süleyman hastam. Pesare. Sultan Süleyman hastam. Şehzadem, unutmamışsınız. Şehzadem, Cihangir'im, sen kardeşlerinden evvel öğreneceksin Farsçayı. Filozenini sorardı bana, sihir okulda. Ama şimdi hiç yok, gelmiyor. Şehzadem, üzülmeyin. Ben buradayım. Validem sevmiyor seni, istemiyor. Münasip vakitlerde görürsün sen de. Gece vakti ne demeye geldik buraya? Mesele nedir? Bir kabir arıyoruz matrakçı. İçinde evladımın olduğu kabri arıyoruz. Nasıl? Ne demek bu? Paşa Hazretleri! Aradığımız kabir bu paşam. Emin misin? Evet paşam. Üzerinde Abdullah kızı Nigar Hatun yazıyor. Kızın. Vallahi sevindim Nigar Hatun'a. Canını kurtardı. Şimdi de koskoca Mirahur'la evleniyor. Bundan sonra yüzü güler inşallah. Amin, amin, amin. Ben asıl kızcağızı üzülüyorum. Hangi kızcağıza? Kimse kim? Söylene be Adem. Hadi çabuk hazırla bunları. Ballı sütten de ayır. Nasiplensin yavrucak. Sümbül ağam. Vaziyetini bilmesen bir çocuk peydahladın diyeceğim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bak, iyi insan lafının üstüne gelirmiş. Ben şunu alayım. Yahu, şehzademizin o. Hey Allah'ım. Gördün mü bak. Ne oluyor buna? Ben de anlamadım ki. Sabahtan beri yüzünden düşen bin parça. Ne olacak bu kızcağızın hali deyip durdu. Kimmiş ki o? Sordum, sual ettim, bir şey söylemedi. Neyse, sen niye geldin? Civan perçemi otun varsa kaynat sevabını. Başım çatlıyor. Allah Allah. Herkesin de başı ağrıyor bugün. Paşa Hazretleri. Söyle. Bu mezar boş paşam. Nasıl boş? İyice kazın. Lüzum yok nasıl efendi? Bebek mezarı bu. Daha tahtaları bile çatılmamış. Paşam belki de başka bir yere gömülür. Matrakçı. Evladım yaşıyor matrakçı. Bana ne olacak ha? Korkma hatun. Artık sen Hürrem Sultan'ın himayesindesin. Ayrıca bir kabahatin yok ki. Ha orada bakmışım, ha burada bakmışım. Adı ne? Kader. Kader. Kötü bir kader gibi çökecek üzerlerine. Şehzademin gönlünü fethetmişsin. Şükürler olsun ki senin ellerinde derman buldu. Dile benden ne dilersen. Kalbinizin attığı her can benim de canımdır hünkârım. Bu kıymetsiz zayıf cariyenizin sizin yanınızda olmaktan gayrı ne isteği olabilir? Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Gelsin. Baba. Ayfa'cığım, gel. Hoş geldiniz sultanım. Ben Cihangir'i görmeye gitmiştim. Burada olduğumu söylediler. Otur. Başlayın. Vakit geç oldu. Cihangir'in uyuması lazım. Müsaade ederseniz onu götürmek isterim. Gel. Hayırlı geceler Cihangir'im. Arzu ederseniz sultanım, hekim çağıralım. Lüzum yok. Gece birazdan. Afife Hatun, sana bir can borcum var. Aşağı sultanım. Öyle. O gece sen olmasaydın, kalbim duracaktı. Kabul edemem sultanım. Ben sadece vazifemi yaptım.
Lütfen gir. Anne. Beraber miydiniz? Babam ziyarete gitmiştim. Cihangir de oradaydı. Nazlı. Aslanımı yatağına götür. Firuze'yi mi görmek istemiş? Hayır, Firuze yoktu. Babamla birlikte yemek yedik. Sultanım. Benim bildiğim bir yerde. Merak etme, en iyi şekilde bakılıyor. Sultanım, onu bana verin. Kızımı bana verin. Onu sana vereceğim elbette. Fakat. Ne? Fakat. Karşılığında ne istiyorsun? Firuze. Mihrimah Sultanımız hala konuşmuyor benimle. Öfkeli. Oysa ben onu çok seviyorum. Özlüyorum. Kimse paylaşmak istemiyor sizi. Ama bu yanlış. Siz bir cihan sultanısınız. Hareminizdeki her kadın sizi mesut etmek için nefes alıyor. Ben de onlardan biriyim sadece. Tek arzum size bir evlat vermek. Ma derse seher der rahe meyhane ne hadem. Mehsul dua. در ری جانانه نهادم در هر منی صد زاهد عاقل زند آتش این دا که ما در دل دیوانه نهادم فیروزه‌نین بو سرایدن گیتمسینی استیورم بیر داها دونمیجک شکلده گیتمسینی سالارسن o vakit kızına kavuşursun. O bir çocuk. Bunu böyle bir oyuna nasıl alet edersin? O kadını benim başıma Hatice Sultan musallat etti. Sen de onu koruyanların başına geliyorsun. Siz karı koca, hünkârımızın odasıyla ara kadar olacağınıza kendi dertlerinizle meşgul olsaydınız. Sultanım. Ben ne diyorsam o. Firuze gidecek. Ve bunu sen yapacaksın. Öyle sırlar var ki
arar durursun ömrüm boyunca. Gösterdiğin çaba ve liyakate göre bulduğunu zannedersin. Ne zaman ki vazgeçersin, dalarsın dünya işlerine. İşte o vakit sana gelir. O tüm aradığın sırlar bir bir peşi sıra. İnsanlar buna mucize derler. Sen ise saklarsın yüreğinde. Ne aradığını bilene bir çiçeğin akşam vakti örtünüp sabah güneşiyle yapraklarını olabildiğince açması bile yeter. Yani nedir bu böyle? Kim geliyor? Allah Allah. Helena bu. Helena. Geldin demek. Ben dedim bir daha yok, göremem seni. Nasılsın? Helena yavrum. Benim dünyalar güzeli kızım. Nasıl? Helena. Şehzade Hazretleri. Bir de şu var sultanım. Nedir bu? Cariyelerin yemeğisi dağıtılacak bugün. Tamam.
sultanım. Sana odandan çıkma demiştim. Oysa sen bütün gün ayaktasın. Şehzademiz dışarı çıkmışlar. Bir dahaki sefere senden müsaade ister. Sultanım, Helena ile birlikte çıkmışlar. Dediklerine göre hatunun ailesini ziyarete gitmişler. Görülmüş şey değil. Sağ olun. Afiyet olsun şehzadem. Başlayın bizi. Haberimiz olsaydı daha iyi ağırlardık sizi. Rahat olun. Nasıl bir sıkıntınız yoktur inşallah. Sayenizde hiçbir sıkıntımız yok. Bizi ihya ettiniz. Şehzadem. Biz de haber bekliyorduk sizden. Ne vakit kıyılır nikah? Yemin ediyorum aklıma gelmişti. Şehzadeymiş demek. Cehenneme gidiyorum derken cennete düştüm desene. Nasıl bir talihtir bu? Yeni kıyafetler, mücevherler. Anlatsana, neler oldu? Anlatacak o kadar çok şey var ki. Anlatsana, ne duruyorsun? Saray nasıl? Elmaslarla, altınlarla süslü diyorlar. Anlatsana. Nikah kıyacaksınız değil mi şehzadem? Malum. Dosta düşmana karşı mahcup olmak istemeyiz. Merak etme Yannis Efendi. Kimseye mahcup etmeyiz sizi. Şu tüccar Abbas'a rahatsız ediyor mu? Arada bir yokluyor. Görüyorum çarşıda. Bir şeyler konuşuyor. Ama ben oralı olmuyorum. Şeytan görsün yüzünü. Huri Cihan'ın ateşi vardı akşam. Ben de yanımda uyumasını istedim. Neyse ki şimdi iyi. Ne? Sen ne vakit geldin? Duymadım. Neredeydin? İbrahim. Merak ettim sadece o yüzden. Eyüp Sultan'daki mezarlığa gittim ben. Nereden icap etti bu? Evladımın oraya gömülmesini buyurmuş. Evet. Mezar buldum. Üstünde Abdullah kızını yer yazıyor. Sonra kazmalarını emrettim. Mani olmayacağım Rüstema. Nigar'la evleneceksin. Elbette doğrusunu siz bilirsiniz sultanım. Lakin mevzu bahis olan benim itibarım. İbrahim Paşa ile Nigar Hatun'un münasebeti herkesin malumu. Hakkımda neler konuşulur? Bırak konuşsunlar. Vakti gelince hepsi susacak. Hatun'un çocuğu da yaşıyormuş. Paşa ile konuştum. Firuze'yi gönder, çocuğunu al dedim. Bugün değilse yarın boynu eğecektir. İbrahim Paşa her taşın altına bakacak.
mutlaka bulacaktır. Hiç kimsenin aklının ermeyeceği bir yerde saklıyorum onu. Haremde. Neyse. Cesare Mustafa'dan haber var mı? Henüz yok sultanım. Attığı her adımı bilmek istiyorum. Onu gözden düşürmemiz lazım. İbrahim Paşa varken bu çok mümkün gözükmüyor sultanım. Şehzade Mustafa bir gölse, İbrahim Paşa ona akan nehir. Nehrin önünü kesmezsek gölü kurutamayız. Nasıl öğrendin? Mezarını kazdırmak aklına bir anda gelmedi herhalde. Ne ehemmiyeti bak şimdi bu? Ne? Hatice bunu nasıl yaparsın? Onca vakit nasıl saklarsın? O benim evladım nihayetinde. Canımdan kanımdan bir parça. O canı almam icap ederken almadım. Kıyamadım. Sen de karşıma geçip hesap mı soruyorsun? Bütün bunlar benim mesuliyetim. Günah benim. Ufacık bir çocuğun boynuna nasıl yüklersin? Hangi vicdanı sığar bu? Ne yapmamı isterdin İbrahim? Saraya mı alsaydım? Sonra nigar da gelirdi yanımıza. Hep birlikte huzur içinde yaşardık. Öyle mi? Sakın beni suçlamaya kalkma. Ben hem sana, hem Nigar'a, hem de o Sabiha karşı vicdanlıyım. Hem de gereğinden fazla. Sokağa atmadım. En iyi şekilde bakılmasını sağladım. Her ihtiyacını gördüm. Eğer görmek istersen de hemen şimdi söylerim yerini. Bir hayli kalabalık olacak Hafife Hatun. Onları kendi dairemde ağırlayacağım. Derhal hazırlıklar başlasın. Kimler gelecek sultanım? Zadigandan mühim kim varsa hepsinin haremi çağrıldı. Sümbül Ateferruatlı malumat verir size. Onu bulamıyoruz ki sultan. İhtiyacımız olduğunda cinlere karışıyor. Hatice sultanımız gelecekler mi? Hayır. Mihrimah'tan başka kimseyi yanımda istemiyorum. O zaman ben hemen işe koyulayım sultanım. Aman Kiraz'a. Bir hata istemiyorum. Kusursuz bir yemek olacak. Siz hiç merak etmeyin. Arı gibi çalışırım evvelallah. Merakımı mazur görün sultanım. Ne sebeple veriliyor bu yemek? Allah'ın izniyle. Bir vakıf ihdas etmek istiyorum Hafife. Hayırlara vesile olsun sultanım. Amin. Amin. Sen mi söyledin yoksa? Aşk olsun sultanım. Sırrınızı ne vakit aşikar etmişim. Bana mezarı sual edince mecburen söyledim. Aksi halde şüphelenirdi. Nereden bilebilirdim ki mezarı kazdıracağını? Birdenbire neden şüphelendi peki? Bilmiyorum sultanım. Neticede artık biliyor. Bundan sonra ne olacak biz onu düşünelim. O çocuk buraya gelemez. Asla kabul etmem. Paşa da getirmez zaten. Ona kalacak bir yer bulacaktır. Sizden ailenizden ayrı başka bir hayat demek bu. Buna katlanabilecek misiniz? Ne demek istiyorsun sen Gülfem? Saraya mı gelsin? Bunu mu istiyorsun? Ben sadece her ihtimali düşünmenizi istiyorum. Gel. Paşam. Hatice Sultan'ın çocuğu sakladığı yere baktık. Kimseler yok. Görünüyor. Sorduk, sual ettik ama kimse bir şey bilmiyor. Hürrem Sultan'ın onca malı mülkü var. Muhakkak onlardan bir tanesindedir. Hepsi tetkik edesin. Emri verdim paşam. Elbet çıkacaktır bir yerden. Gel. Paşa Hazretleri.
beni emretmişsiniz. Nerede? Ah buyurun paşam, kimi sual ettiniz? Bir vezir-i azamın evladını kaçırdım. Onu alıkoymak. Öyle mi? Bu kellen omuzlarının üstünde kalsın istiyorsan bana hakikati söyle. Evladım nerede? Evladınız mı? Ay vallahi benim bir malumatım yok. Sen benimle alay mı ediyorsun? Paşa paşa benimle haddim. Konuş. Konuş. Evladım nerede? Vallahi benim bir günahım yok paşa. Haydi. Sana bir teklifim oldu. Eğer bir cevabın olacaksa bunu bana söyle. Şehzade Hazretleri. Clara. Şehzadem. Yiyecek bir şeyler getirin. Emredersiniz şehzadem. Uzun zamandır seni izliyorum. Sana bakıyorum. Bu nasıl bir yüz böyle? Bu ten. Bu koku. Sonra gözlerin. Aklımı başımdan aldın Hatun. Sizi görebilmek, sizin yanınıza gelebilmek için her defa Kiraz Ağa'ya ne yalanlar söyledim, ne diller döktüm. Bir bilseniz, Tanrı beni bağışlasın. Zümrüt Ağa. Buyur Firuze Hatun. Nereye gidiyorsun böyle? Mihribah Sultanımızın yanına. Beni görmek istemişler. O elindeki nedir? Üzgünüm Selim. Biraz daha beklemen lazım. Söz vermiştin ama. Neden konuşmuyorsun validemle? Yapamayacaksan söyle. Mehmet abimle konuşalım. Niye bana geldiniz o zaman? Gidin konuşun. İstediğim vakit o dairelerin size verilmesini sağlarım. Fakat istemiyorum. Çünkü hiç laf dinlemiyorsunuz. Hep kavga ediyorsunuz. Ayrılırsak kavga etmeyiz. Evet, bütün gün bunun yüzünü görmekten çok sıkıldım. Beyazıt, Selim, odanıza dönün. Ama odanıza dedim.
Şehzadelerin. Firuze, bu ne cüret? Daralcık dışarı. Sultanım, fazla vaktinizi almayacağım. Hızır Reis yakında İstanbul'da olur. Tunus'u bir kez daha fethetmek için hazırlıklara başladı bile. Akabinde İtalya. Orada ben de olmak istiyorum Taşlıcalı. Acem seferi bir hayli uzun, meşakkatli bir sefer oldu şehzadem. Böyle olacağı en başından belliydi zaten. Bu yüzden sizi saltanat vekili tayin ettiler. Fakat şimdi yönümüz Hristiyan alemi. Önümüzde denizler var. Allah'ın izniyle kısa sürede dize getiririz kafiri. Siz de bu zaferin serdarı olursunuz. Şehzade Hazretleri, Mahidevran Sultan geldiler. Gelsin. Valide. Müsaadenizle. Eğer af dileyip yalvaracaksan nefesini boşuna tüketme. Validemi karşısına alan beni de karşısına almış demektir. Ben kimsenin karşısında değilim sultanım. Hele ki sizin asla. Yıllardır yanınızdayım. Size hizmet ettim, hürmet ettim. Benimle sırlarınızı paylaştınız. Kalbinizi açtınız. Kimseye aşikar etmedim. Asla ihanet etmedim size. Yüzünüzün gülmesi için, mesut olmanız için elimden ne geliyorsa yaptım. Ve bunları sultanım olduğunuz için değil, sizi sevdiğim için yaptım. Siz de bana inandınız. Beni sevdiniz. Bana bir cariyeden çok arkadaş gibi yaklaştınız. Zira size karşı hep samimi oldum. Bunlar oyun olsaydı, sahte olsaydı bunu başta fark ederdiniz. Ne istiyorsun? Sadece beni anlamanızı istiyorum. Nasıl ki sizin kalbiniz aşk için çarpıyorsa, benimki de öyle çarpıyor. Bu sizin. Nedir o? Manisa'dan geldi, Yahya Bey'den. Çekilebilirsin. Sultanım. Söylediklerimi düşünün. Bir cariyeni ailesinin yanına götürmüşsün. Evet. Usullerimizde böyle bir şey yok. Olamaz. Bir cariyenin yeri haremdir. Zinhar çıkamaz. Bilhassa benim haberim olmadı. Mesele buysa bir dahaki sefer haberiniz olur. Bir dahaki sefer olmayacak Mustafa. Haremin nizamını bozacak hiçbir iltimasa müsaade etmem. O cariye gözden olarak diğerlerinden ayrıldı zaten. Gözdelerin ne hakkı varsa ona sahip. Daha fazlasına değil. Bu öfkeniz nedir valide? Mustafa, o hatunun burada kalması münasip değil. Bir ailesi var. Hür bir hatun. Ne malum yarın bizden nikah istemeyecekleri? İstediler zaten. Biliyordum. Eğer benim sözümü dinlemezsen olacağı bu. Bir an evvel gönder hatunu. Hevesini de almışsındır herhalde. Validem. Sakın oğlum. Nikah
aklından bile geçirme. Hanedanımız buna müsaade etmez. Ben de etmem. İyi düşün Taşın. Baban gelmeden bu iş hallolmuş olacak. Anladın mı? Nereye gittiniz? Ailemi ziyaret ettik. Sağ olsun şehzademiz kırmadı beni. Sonra dolaştık. Bunları getirdim size. Fatma Hatun. Dairene dön. Mahidevran Sultanımız görmesin. Bu hatunu burada istemiyorum Fidan. Sakın bir aptallık etme. Şehzadeyi kucağına alınca sultan olacaksın. Öyle diyorsun da. Hürrem Sultan geldiğinde Mahidevran Sultanımızın da bir şehzadesi varmış. Nedice ortada. Kendini kimlerle mukayese ediyorsun sen? Şehzademin sadece gebe olduğun için tutuyor seni yanında. Fidan? Yalan mı? Aşkından deli divane olduğunu mu zannediyorsun? Aklını başına topla. Bırak şehzademiz kimle ne istiyorsa yaşasın. Ayın ve Güneşin Sultanı, mektubunuzla bu aciz kulunuza can verdiniz. Eğer şu an kalbimden geçenleri yazmaya cüretim olsaydı, size karanlığı anlatmak isterdim. Ayın ve güneşin ışıtmadığı o beyhude geçen karanlık yılları. Sizi yeniden görmek ve ellerinizden o defteri teslim almak için cehennemde yanmaya razıyım. Halimizden sual etmişsiniz. Şehzademizin saati oldukça yerinde. Benim içinse hayat akmıyor burada sultan. Zira kalbim İstanbul'da, sizinle aynı yağmurda ıslanıyor. Kimsin sen? Ne yapıyorsun burada? Su. Su mu istiyorsun sen? Ağam. Kim bu kız? Şey. Cariyelerin hocası Ahmet Efendi'nin kızı. Hanımı rahatsızmış, çocuğu bırakacak bir yer yokmuş. Yasak dedim, zinhar olmaz ama. Emri vaki yaptı. Almak mecburiyetinde kaldım. Nigar. Aman diyeyim kimseye deme. Afife Hatun'un haberi yok. Kulağına bir giderse falakayı yatırır vallahi. Garibim. Anasının hastalığı ağır değildir inşallah. Yo. Yarın evine döner. Nerede kalıyor? Ben ayarladım bir yer işte. Susamış çocuk. Bu yaşta çocuk yalnız bırakılır mı hiç? Kalfalardan biri yanında. Belli ki hatun uyuyakalmış. Sen niye ayaktasın bu vakitte? Uyku tutmadı. Malum. Yarın nikahım var. Senin nikahın var. Benim cenaze merasimim. Allah korusun, ne cenazesi? Arada kaldım Nigar. Bir yanda paşa, bir yanda Hatice Sultan. Kolay değil Hürrem Sultan'ın sadık adamı olmak. Şaştım kaldım vallahi. Neyse. Alayım kızcağızı uyusun. Haydi. Adı ne? Kader. Hayırlı geceler Kader. Allah rahatlık versin.
yapıyor. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bugünkü divan toplantısını açıyorum. Hünkârımız, devlet-i âliyenin birçok kanununun ihtiyaçlara karşılık vermediğini ve bu yüzden sıkıntılar yaşandığını düşünmektedir. Ki bu sebepten kendileri İstanbul Kadısı Ebu Suud Efendi'den yazılı bir malumat istediler. Kadı Efendi, vergi kanunlarının tekrar elden geçirilmesi ve izahatlarının açık olması gerektiğini söyler. İlaveten muhakeme hukukumuzun da yenilenmesi elzemdir der. Kadı Efendi'nin fikirleri bu kadar mıymış? Muhittin Efendi, Arapların bir atasözü vardır. İspir feyine dehre la yasbir. Yani sen sabret, zaman sabretmez. Vezir-i Azam Hazretleri, biz sabrederiz de burada Osmanlı hukukunun iki direği Rumeli ve Anadolu kaz askerleri dururken Kadı Efendi'ye mi kalmış bu mesele? Hünkârımız böyle münasip görmüş. Kimin haddine düşer sorup sual etmek? Vezir Ayaz Paşa'nın zevceleri Ayşe Hatun. Ayşe Hatun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım. Şu ahir ömrümde sizi görmek de nasip oldu. Sağ olun. Mihrimah Sultanım, Allah bu güzel yüzünüze keder vermesin. Amin. Vezir Mustafa Paşa'nın zevceleri Hanım Hatun. Sultanım, sizi görmek ne büyük bir şeref. Sağ olun. Hoş geldiniz. Vezir Kasım Paşa'nın zevceleri Dilanur Hatun. Hoş geldiniz. Şeyhülislam Sadullah Sadi Efendi'nin zevceleri Gülistan Hatun. Hoş geldiniz. Sultanım, nikahlarla kadar olmam lazım. Malum nikah var bugün. Tamam, gitsin. Hafif at. Siz devam edin Kadı Efendi. İlmiye Teşkilatı'nın vaziyeti vahim. Mutlaka yenilenmesi lazım. Bu kaz askerlerinin mesuliyetindedir. Kadı ne karışır? Kadı Efendi kaz askeri olmak istiyor belli ki. İlmiye
ilaveten mülazemet nizamını sağlayarak tayin bekleyen kadı ve müderrislerin haklarını teslim etme... Bu nasıl bir kelamdır kadı efendi? Biz haksızlık mı yapıyoruz? Mansıpları ehillerine veriyoruz. Haddinizi aşmayın. Biz haddimizi biliriz kazasker efendi. Tıpkı sizlerin haddini bildiğimiz gibi. Paşalar, sizler ne dersiniz? Paşa Hazretleri, devletimizin temeli kanuni kadime riayettir. Kanunları her padişah değiştirirse kargaşa doğar ve önü alınamaz. Paşamızın hakkı var. Devlet-i Aliye'nin kanunlarını Sultan Mehmet Han yapmıştır. Mustafa Paşa, sen ne dersin? Topraklarımız genişledi paşam. Birçok milleti idaremiz altına aldık. Adaletin dört bir yanda tesis edilebilmesi için yenilenmesi elzemdir. Kanuni kadime riayet edilmezse devlet nizamı bozulur. Doğru dersin. Doğru dersin Ayaz Paşa. Da cennet mekan Sultan Mehmet Han atalarının ve dedelerinin kanunlarını yenileyerek kanunu kadime riayet etmemiş mi ola? Unutmayalım ki Devlet-i Aliye bugün eğer bir cihan devleti ise bu sadece Sultan Mehmet Han'ın fütuhatıyla değil, devlet teşkilatını ve hukuk nizamını yenilemesiyle mümkün olmuştur. Niye çağırdılar? Malumatın var mı? Yok, nereden bileyim. Güzel kadınmış. Öyle. Hünkârımıza büyü yaptı diyorlar ama ihtiyacı yok. Evet, cadıya da benzemiyor. Valide Sultan rahmetli oldu. Mahidevran Sultan da buralardan gidince meydan onlara kaldı. Şşş, sessiz ol. Benim burada olmam şart mı? Daha şimdiden sıkıldım. Biraz bahçeye çıkıp dolaşmak istiyorum. Bunları alırsan iyi edersin Meryem. Sen bir cihan padişahının kızısın. Bahçelerde dolaşmak fazla bitti. Hanımlar. Beni kırmayıp buraya geldiğiniz için size ayrı ayrı teşekkür ederim. Eminim sizi ne sebeple çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. Kendi adıma bir vakıf kurmak istiyorum. Bu vakıf yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahipleri için hizmet verecek. Sizlerin bu vakfa destek olması benim için çok mühim. Bu maddi bir destek değil, zira bütün masraflarını kendi cebimden karşılayacağım. Sizlerden ricam, kurulacak Haseki Hürrem Sultan Vakfı'nın mütevelli heyetin içinde yer almanız. Eğer kabul ederseniz beni ziyadesiyle memnun edersiniz. Sultanım, böyle hayırlı bir işte yanınızda olmaktan şeref duyarız. Sağ olun Ayşe Hatun. Eğer aranızda katılmak istemeyen varsa söylesin. Zira onu ikna etmek isterim. Güzel. Sağ ol, sağ ol. Hatice Sultan Hazretleri. Sultanım, hoş geldiniz. Hünkârım, arzu ettiğiniz gibi Ebu Suud Efendi'nin fikirleri divanda istişare edildi. Dinledim paşa. O halde konuşulanlar malumunuz. İrademdir. Ebu Suud Efendi ile konuş. Kanunların yeniden yazılması için Celalzade ile birlikte idare edeceği bir heyet kursun ve bir an evvel başlasın çalışmaları. Nasıl arzu ederseniz.
Yarın François'nın elçisini kabul edeceğim. Akabinde vazifeyi kendisine tebliğ ederim. Âlâ. Pargalı. Bugün divanda pek bir sıkıntılıydın. Aklın orada değildi sanki. Bir mesele mi var? Hayırdır Hürrem? Kendini Valide Sultan mı ilan ettin? Hayır işleri için Valide Sultan olmam icap ettiğini bilmiyordum. Senden bugüne kadar kime hayır gelmiş? Bu vakfı kendi menfaatlerin için kullanacaksın. Belli. Ağzınızdan da bal damlıyor bugün. Ayrıca neden geldiniz siz? Yoksa Nigar Hatun'un nikah için mi? İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Sultanım, size veda etmek için geldim. Ne diyelim? Hayırlara vesile olsun bu nikah. Senin için hediyeler hazırlattım. Eksik olmayın sultanım. Nigar Hatun'u tebrik ederim. Rüstem aile mesut olmanızı dilerim. Sağ olun sultanım. Nigar Hatun. Nigar Hatun'un vekili olarak Rüstem Ağa'yı kocalığa kabul ettin mi? Rüstem Ağa'nın vekili olarak Nigar Hatun'u zevceliğe kabul ettin mi? Kabul ettim. Allah kabul etsin. İstediğin vakit boşayabilirsin beni. Bir şey diyemem. İstediğin bu. Hayır. Lakin sen bunu istiyorsun belli. Neticede evlenmeye mecburduk. Ancak mecbur olmasaydım ben seninle evlenirdim. Seni mutlu etmek isterdim. Beni mutlu etmek isterdin. Nasıl yapacaksın bunu? Merak ettim.
Bilir aklındaki İbrahim. Gördün mü kızını? Nereye götürdün onu? Nerede kalıyor? Bilmiyorum. Nasıl? Gitmedin mi söylediğim yere? Orada götürmüşler. İstanbul'un altını üstüne getirdim. Gene de bulamadım. Ne diyorsun sen İbrahim? Kim götürmüş? Hürrem. Onunla ne alakası var? Evladımın yaşadığını söyleyen o. Karşılığında Firuze Hatun'u göndermemi istiyorum. Boyun eğmeyeceksin. Değil mi? Sağ ol hocam. Hatun'un ailesini tehdit etmiş şehzadem. Sonra bakarsın icabına. Emredersiniz. Kaçma! Kaçma! Gel buraya! Öldüreceğim seni! Yakalayın şunu! Yakalayın! Nasıl zekâtan neymiş gösterim şuna! Yakalayın! Kaldırın. Kaldırın. Ağlar durun. Ne yapıyorsunuz? Hırsız bu beyim. Bıktık usandık bundan. Her gün bir şey çalıyor. Yetti canımıza. Neyse ne. Bunca adam bir hatuna saldırmaya utanmıyor musunuz? Sen kimsin? Sen hesap vereceğiz. Kimin tezgahından aldı bu ekmeği? Benim beyim. Verin parasını. Herkes işinin başına dönsün. Dönmesine dönelim de siz kimsiniz beyim? Kimlerdensiniz? Bey gafiller, eğilin. Şehzade Mustafa Hazretleri var karşınızda. Hoş geldiniz şehzadem. Ama şehzadem, bağışlayın bizi. Bilemedik. İşinizin başına dönün. Aç mısın Hatun sen? Adın ne senin? Kimin kimsen yok mu? Konuşsana Hatun. Ben. Diana. Diana. Evin barkın yok mu? Nerede kalıyorsun? Kimsesi yok bunun şehzadem. Sokaklarda çalıp sıparak yaşıyor. Dövdüler, sövdüler nafile. Ne cezalar verdiler. Saçlarını bile kestiler rahat dursun diye. Fakat kâr etmedi.
geldiysen buraya defolup gideceksin. Yoksa bu arayı dar ederim sana. Canını alırım seni. Ah! 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 Yetişin! Ağlar! İbrahim Paşa'ya geldiğimi haber verin. Beğendiniz mi heykellerimi? Paşam. Herkül, Diana ve Apollo. Heykellerinizin metini çok duydum Paşa Hazretleri. Görmek bugüne kısmetmiş. Birçokları put olduğunu düşünürler. Sizin bu husustaki fikirleriniz nedir? Paşam, Figani Efendi dünyaya iki İbrahim geldi. Biri putları yıktı, diğeri dikti diye söylerdi. Anlaşılan siz de put olduklarını düşünüyorsunuz. Sizi bu heykellerin karşısında secde edip dua eder görmedikçe benim için sadece taş parçasıdır bunlar. Gel bakalım Hoca Çelebi, seninle konuşalım biraz. Hayırlı sabahlar ağam. Yiyecek bir şeyler hazırladım. Yer öyle çıkarsın. Gönlünde başka biri var değil mi? Adı ne? Butomir. 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 Evet doğru. Kimse yok hatun. Beni kurtardığın günü hatırlıyor musun? Sana o gün demiştim. Bıraksaydın da ölseydim. Gördüğün gibi döndüm dolaştım, başına bela oldum. Bu bize kaderin bir oyunu. Ne kaderin oyunu hatun? İbrahim Paşa'nın oyunu. Fatma Hatun'un odasını hazır edin. Hiçbir şey eksik olmayacak. Fidan Hatun. Kim bu an? Ne işi var burada? Sana teslim etmemi söylediler. Ey Allah'ım, iyi de kim söyledi bunu? Şehzade Hazretleri sokakta bir yerde görmüş, acımış haline. Dur be Hatun. Ne suç işledin de saçlarını kestiler senin? Hamama götürün bunu. İyice bir yıkayıp paklayın. Sonra temiz esvaplar verin. Karnını doyurun. Hünkârımız divanı dinlediler. Ki ben de bilahire malumat verdim. Kazasker efendiler pek memnun olmadılar bu işe. Yani varlığımla kimseyi huzursuz etmek istemem paşam. Yok. Tanzimatın memnuniyetle karşılandığı nerede görülmüş? Birilerini huzursuz etmeden huzur sağlanmaz. Sen sakın bunlara kulak asıp gücenme sakın. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi, alim ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim ilim ile amel etmezse, ilim ve amelin yeri cennet, alim ise cehennemde olur. Şaşkınlığımı mazur görün Paşa Hazretleri. Sizinle konuştukça sizi ne kadar az tanıdığımı görüyor ve hayıflanıyorum.
Bir mukabele Kadı Efendi, bir mukabele. Hünkârımız kanunlara nizam vermeni buyurdular. Başında senin ve Celalzade'nin olacağı bir heyet kurulacak. Mükafatını fazlasıyla alacaksın. Bir nebze olsun faydam olursa eğer, bu benim için en büyük mükafattır Paşa Hazretleri. Yalnız bu uzun ve meşakkatli bir yoldur. Kiminle yürüyeceğime ben karar vermek isterim. Paşa Hazretleri. Söyle. Fransız elçileri geldi. Tamam, beklesinler. Senin dediğin gibi olsun Kadı Efendi. Yalnız her aşamada malumat verilecek. Elbette. Bahçeli de pek bir övüyorlar seni. İleride ziyaret edip görmek isterim. Şeref duyuyorum Paşa Hazretleri. Ne zaman arzu edersiniz. Firuze ile görüşüyormuşsun diye duydum. Kendisi geldi odama. Ben de kovdum. Sakın yüz bulmasın senden. Sultanım, Şehzade Mehmet haremiyle birlikteler. Ne haremi, kim bu? Nazlı, benim neden haberim yok. Bağışlayın, ben de şimdi duydum. Halide. Mehmet. Ne oluyor, kim bu? Adı Clara. Onu beğendiğini biliyordum. Neden sual ediyorsunuz validem? Bir sakıncası mı var? Hayır. Benim aslanım kimle isterse onunla birlikte olur. Ben sadece bilmek isterim. Oğlum nerede, kiminle ne yaptığını bilmek isterim. Size daha evvel de söyledim. Çocuk değilim artık ben. Bir şehzade olarak sancağa çıkmadan evlat sahibi olman yasak. Bu yüzden cariyelerinle olan münasebetine dikkat etmelisin. İlaveten ben yaşadığım müddetçe değişmeyecek bir şey var. Benim yanımda olacaksın. Asla sözümden çıkmayacaksın. Ve hiç kimse için, hiç kimse için beni karşına almayacaksın. Anladın mı? Bu senin için de geçerli Mişim, ha? Anladınız mı beni? Mişim, ha? Anladım Valide. Güzel. Ben hünkârımızın yanında. Demek Clara, ilk gece için iyi bir seçim. İşin yok mu senin? Salken Tunus'ta kazandığı basarıyla Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı düşünmeye başlamış. Roma'nın Kayseri Sultan Süleyman Han'dır, Monsieur Fauré. İstanbul kiminse, Kayseri de odur. Fakat Venedikliler Sarken'le bir ittifak yaptı. Onu size karşı kıskırtıyorlar. Biliyoruz elbette. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Venedik bu ittifaktan vazgeçmezse düşmanımız olur. Ve bedelini de ateşle, kılıçla öder. Sicilya, Sardunya, Napoli veya İspanya'ya karşı müsterek bir Osmanlı-Fransız seferi yapabiliriz. Niçin Avusturya'ya karşı değil? Almanlar Avusturya'daki Habsburg topraklarının savunulmasına yardım edebilirler. Fakat İtalya'dakileri edemezler. Ve kralınız François bizim sayemizde Milan Düklüğünü, Asti Kontluğunu, Ceneva Lordluğunu geri alır. Değil mi?
Diyelim ki Barbaros İtalya kıyılarını bulmaya başladı. O vakit ne yapacaksınız? Kralımız da kuzeyden İtalya'ya girecek ve hakkı olan toprakları alacak. Bizimle askeri bir antlaşma imzalayabilecek misiniz Monsieur Fauré? Açık bir anlaşma yaparsak Charles Quint Hristiyan devletleri bize karşı kıskırtır. Ama bir ticaret anlaşması yapabiliriz. Dün hatunları kendi dairemde ağırladım. Kuracağım vakfa destek olmaktan şeref duyacaklarını söylediler. Âlâ. Vakfın işlerini yürütmesi için vekaleten birini tayin etmem lazım. Rüstem ayrı düşünüyorum. Tabii seninle münasip görürsen. Münasiptir Rüstem ama istikbali olan kabiliyetli bir zat. Öyle. Fakat paşamız ondan kurtulmak için Nigar'la evlendirdi. Malum sana yakın kim varsa göndermek istiyor. İskender Çelebi'nin akıbeti ortada. Kuvveti yetse beni bile gönderir. Hürrem. Hatice Sultan'a ihanet etti. Sonra kendine sultan dedi. Şehzade Mustafa'nın tahta çıkması için elinden geleni yapıyor. Daha evvel yaptıklarını saymıyorum bile. Bir başkası olsaydı şimdiye çoktan kellesi giderdi. Senin yaptıklarını bir başkası yapsaydı neler olurdu düşündün mü hiç? Müjdeler olsun Mustafa. Aslan gibi bir şehzademiz oldu. Sen nasılsın Fatma? Kucağınıza bir şehzade verdim ya. Ölsem de gam yemem. Ne isim vermek istersin civan bahtımıza? Ben değil validem. Hünkârımız versin isterim. Babamdan haber gelene kadar bekleyelim. İyi düşündün aslanım. Ağlar, derhal payitahta. Sultan Süleyman'a müjde edilsin bu kutlu havadis. Hünkârım, elçi Monsieur Fauré ile uzun bir müzakere ve mükalemede bulundum. Fransızların asıl derdi neymiş? İttifak dışında bir istekleri var mı? Bir ticaret anlaşması yapıp askeri ittifakı onun arkasına gizlemek niyetindeler. Tüccarlarına imtiyaz mı istiyorlar? Limanlarımızda ve diğer gümrüklerde bizimle aynı vergiyi ödeyecekler. İbadetlerini hür bir şekilde yapacaklar. Bir suç işlendiğinde davaya kadılarımız değil, kendi mahkemeleri bakacak. Bir Fransız öldüğünde eşyaları elçiliğe teslim edilecek, gemilerine dokunulmayacak, karada ve denizde esir alınmayacaklar. Talepleri bunlar. Ve tabii aynı hakları kendi ülkelerinde bizim için de sağlayacaklar. Sen ne cevap verdin? Bu bir antlaşma değil, ancak yüce hünkârımızın bir ihsanı olur dedim. Müzakerelerimiz devam edecek. İtalya sahipsiz bargalı. Bu ittifak bize Atam Sultan Mehmet Han'ın yarım bıraktığı İtalya'nın fethini nasip edebilir. Lakin Fransızlara itimat edilir mi? Edilmez elbet. Ancak biz de ipleri sıkı tutarız. Hünkârım siz ki Sultan Mehmet Han'ın alamadığı Rodos'u ve Belgrad'ı fethettiniz. İtalya'yı da alarak Roma'nın fethini tamamlayacaksınız inşallah. Allah'ın izniyle o güzel günlerde görüşeceğiz bakalım. Hayırdır?
Teklifi düşündüğünü söylediler. Zannediyorum cevap vereceksindir artık. Nurdur. Teklifinizi kabul ediyorum. Firuze Hatun bu saraydan gidecek. Bir daha dönmemek üzere. Bir daha dönmemek üzere. Beni töhmet altında bırakmayacak bir yol bulacaksın paşa. Eğer suç üzerime kalacak olursa bu anlaşmadan hünkârımızın da haberi olur. Ben icap eden her neyse onu yaparım. Siz bana evladımın yerini söyleyin. Firuze'ye gittiği gün kızın yanında olacak. Firuze'yi hiç dinlemedin mi? Çok büyüleyici bir sesi var. Çengi de gayet iyi çalıyor. Daha evvel dinlemiştim. Aslında sultanımıza ders veriyordum. Ama yarım kaldı. Öyle mi? Bence devam etmelisin. Ben de yarım bırakmak istemezdim. Fakat bir cihan sultanının gözdesini böyle işlerle meşgul etmek istemem. Gel. Hünkârım. Söyle Hafife Hatun. Müjdeler olsun. Şehzade-i Civan baktımız. Mustafa Hazretlerinden hayırlı bir avadis geldi. Hanedanı Ali Osman'ın bir şehzadesi daha oldu hünkârım. Âlâ. Derhal hazırlıklara başlayın. Tez vakitte Manisa'ya yola çıkacağız. Neredeydin sen? O hatunla yemek yiyordun öyle değil mi? Onun geleceğinden haberim yoktu. Sofradan da kalkıp gidemezdim. Ama size güzel bir haberim var. Mustafa abimin bir şehzadesi olmuş. Bu mu güzel haber? Babam hemen hazırlıkların başlamasını istedi. Hep birlikte Manisa'ya gideceğiz. Ben de geleceğim. Seni bırakır mıyız hiç? Hadi kızlar, hadi. Hadi oyalanmayın. Geç içeri, geç, geç, geç. Yemeğinizi yiyin, hadi. Kiraz Ağa. Buyurun Hafife Hatunum. Hünkârımız yarın yola revan oluyor. Hazırlıklarla sen alakadar ol. Sümbül ne iş yapar acaba? O çeneni kırmadan sus. Hafife Hatun. Sultanım. Ben saraya dönüyorum. Hayırdır inşallah. Daha yeni geldiniz. Hurice Hanım rahatsızlanmış. Onu görmem icap ediyor. Hay Allah'ım. Ciddi bir şey değildir inşallah. İnşallah. Sabah da ateşi vardı biraz. Firuze nerede? Ona da söyle gelsin. Belki bir yardım dokunur. Sultanım. Gel. Paşa Hazretleri. Beni buyurmuşsunuz. Olayı ben... Desem ki şimdi. Arada kaldım yoksa. Hürrem Sultan nerede? Size afiyet olsun. Firuze Hatun. Hatice Sultan çağırdı seni. Sarayına gidiyorsun. Ne oldu ki? Niye çağırmışlar beni? Kızları Huri Cihan Sultan rahatsızmış biraz.
Annem gelmiş. Tamamdır ha, yürü. Ne kadar kaldı? Az kaldı Hatun. Nereye gidiyoruz biz? Bilmez misin? Hatice Sultan'ın sarayına. Orası çok yakın demişlerdi bana. Konuşma Hatun. Gidiyoruz işte. Kimsin sen? Nereye götürüyorsunuz beni? Gel. İbrahim Paşa. Sultan. Yarın Manisa'ya gidiyorsunuz. Evet. Sevgili Mahidevran'ı pek özlemiştim. Vakti geldiğinde Şehzademiz Mehmet de sancağa çıkacak. Bak büyüdü. O vakit siz de evladınızla birlikte gideceksiniz. Şu üç günlük dünyada yarın sabah ne olacağını kim bilebilir ki paşa? Belki de o günleri hiç göremeyeceksin. Benden istediğinizi yaptım. Şu anda limanda bir tekne Firuze Hatun'u götürmek üzere bekliyorum. Bırakın beni! Ne yapıyorsunuz? Ben Sultan Süleyman'ın gözdesiyim. Bu yaptığınız yanınıza kalmaz. Hepinizin kellesini alır. Firuze Hatun, hoş geldin. Sefa kademler getirdin. Sümbül Ağa. Bu hadiseden hünkârımızın haberi olmayacak. Malum Aksel de gitmekten vazgeçer. Döndüğümüzde öğrenecek ama. Benden Hatun'u göndermemi istediniz. Ben de gönderdim. Bulabildiğim en iyi çözüm bu. Aklına hayranım paşa. Bence daha iyisi olamazdı. O halde. Sıra sizde. Evladım nerede? We'll be right back.